Çin yönetimi Pekin'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde öğretmenlik yapan Uygur Türk'ü Kurban Ablizi ailesini ziyaret ettiği için Urumçi'de gözaltına aldı ve hapse attı. Türkiye'de eğitimleri devam eden yüzlerce Uygur öğrenci yıllar önce tatillerde memleketine döndüğünde Çin polisleri tarafından gözaltına alınıp toplama kampına gönderildi. Hapse atıldı veya pasaportuna el konuldu. Daha önce Türkiye'den mezunlar da hapsedildi. Hatta kimileri işkenceler sonucu vefat etti. Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Çin yönetimi Pekin'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan Uygur Türk'ü Kurban Ablizi, Ağustos 2023'te ailesini ziyaret ettiği için Urumçi'de gözaltına aldı. Kurban'ın Türkiye'de eğitim görmesi nedeniyle hapse atıldığı tahmin ediliyor. 2016 yılında Türkiye'de üniversite eğitimi alan Kurban Ablizi, 2021-2022 yılları arasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde tercümanlık yaptı. Daha sonra Pekin'de açılan Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışmaya başladı. Hong Kong'taki bir mahkeme bir süredir borç krizi yaşayan Çin merkezli emlak devi Evergrande'ın tasfiye edilmesine karar verdi. Şirketin borçlarını yeniden yapılandırmak için bir plan sunmadığını söyleyen yargıç açıklamasında artık yeter dedi. Açıklamanın ardından Hong Kong'da Evergrande hisseleri %20'den fazla değer kaybetti. Hisselerin alım satımı şu anda askıya alındı. 300 milyar dolardan fazla borcu olan Evergrande, Çin'de bir süredir şiddetlenen gayrimenkul krizinin görünen yüzü. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'la Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 ve 27 Ocak tarihlerinde Tayland'ın Bangkok kentinde bir araya geldi. Görüşmelerde Kızıldeniz'deki gemi saldırıları konusu ele alındı. Politico gazetesine göre ABD'li bir hükümet yetkilisinin ifadesinde iki gün süren görüşmelerde ABD, Yemenli Husi militanlarının Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurmak için Çin'in İran üzerinde baskı kurmasını istedi. Ancak taraflar bu konuda bir anlaşmaya varamadı. Güney Kore Gümrük İdaresi 11,6 milyon dolar değerinde 53 bin çipi kapsayan bir çip kaçakçılığı operasyonunda şimdiye kadarki en büyük çip kaçakçılığı baskınını gerçekleştirdi. ABD teknolojisini kullanan stratejik çiplerin Kore üzerinden Çin'e yönlendirildiği tespit edildi. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin Dışişleri Bakanları Laos'ta bir araya gelerek Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tutumu ve Myanmar'daki son gelişmeleri görüştü. Toplantı kapsamında Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıkları, deniz güvenliğini ve Çin eylemlerini istişare eden Dışişleri Bakanları Myanmar'daki son gelişmeleri de görüştü. Tesla ile SpaceX'in kurucusu, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlamaya çalışan projesinde yeni bir aşamaya ulaştığını duyurdu. Musk, bu amaçla kurduğu Neuralink şirketine ait bir kablosuz çipin ilk kez bir insanın beynine başarıyla yerleştirildiğini açıkladı.